Marketing.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı'nın çarşamba akşamı yayımladığı verilere göre Türkiye'de günlük vaka sayısı 22 bini aşarak 6 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif COVID-19 vakalarının yaklaşık %87'sinin aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu belirterek, mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı %5'ten az dedi. ABD Merkez Bankası faizde değişiklik yapmadı. Fed 120 milyar dolarlık varlık alım programındaysa istihdam ve enflasyonda daha fazla somut ilerleme olana kadar değişiklik yapılmaması kararı aldı. Çin'in özel sektörüne yönelik kısıtlamalarının piyasalarda büyük fiyat hareketlerine yol açmasının ardından Pekin yönetiminden geri adım işaretleri gelmeye başladı. Çin Sermaye Piyasası Düzenleyici Kuruluşu piyasa paniğini yatıştırmak için büyük yatırım bankalarının yöneticileriyle sanal bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede özel eğitim sektörü için alınan önlemlerin başka sektörlerdeki şirketlere zarar vermeyi amaçlamadığı belirtildi. CNBC'nin haberine göre ise Çinli regülatörler aracı kurumlara Çin şirketlerinin Amerika'da halka arzlarına izin verilmeye devam edileceği mesajını verdi. Fed'in varlık alım programında güvercin pozisyonunu koruması ve Çin'in piyasa dostu sinyalleriyle Asya hisseleri bu sabah hızlı bir toparlanma yaşıyor. Bugün yatırımcıların ajandasındaki en önemli madde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 3. enflasyon raporu sunumu olacak.